Genç yaşta Slovan Breslava bünyesine katılan Marek'in yeteneğiyle diğer oyuncular arasında ayrışması uzun sürmedi. Bu yıllarda Zinedine Zidane ve Pavel Nedved gibi isimlere hayranlık duyan bu yetenekli çocuk, henüz 16 yaşında onların izinden giderken çizmenin yolunu tuttu. Hamsik'in yeteneğini fark eden kulüp Brescia'ydı. Son sezonunda Serie B'de çift taneli gol istatistiğine ulaşan ve İtalya Kupası'nda Milan'ın filelerini sarsan bu genç, doğal olarak Serie A kulüplerinin ilgisini çekmiş, o da hayatını sonsuza dek değiştirecek kulübü Napoli'yi seçmişti. Napoli sokakları, şehrin futbol tutkusu ve coşkusuyla bezenmişti. Stadyum çevresinde, caddelerde kulüp efsanelerinin yüzleri, insanların üzerlerinde hiç çıkarmadıkları formaları ve ortak bir sevdaları vardı. Futbol, yerel halk için bir inanç gibiydi. Eski adıyla San Paolo, yeni adıyla Diego Armando Maradona Stadyumu, insanların kutsal kabul ettikleri, takımlarıyla buluşabildikleri bir mabetti. Çok geçmeden bu mabedin kralı Marek Hamsik oldu. Slovak Yıldız ve arkadaşları 2012 yılında kazandıkları İtalya Kupası ile kulübün yıllar süren kupa hasretine son verdiler. Mavi beyazlı ekip son olarak 1991 yılında Süper Kupa şampiyonluğunun sevincini yaşamış, aradan geçen 21 yıl aşkın süreyi yeni Maradona'sını bulma hasretiyle geçirmişti. Şehre döndüklerinde taraftarların dillerinden yükselen şarkıların öznesinde Marek Hamsik yer alıyordu. İtalyan dergileri Slovak Yıldız'ı ikinci Diego olarak anmaya başlamışlardı. Bu sıfat 2017 yılının Aralık ayında somut bir başarıyla anlam kazandı. Serie A mücadelesinde Sampdoria'yı konuk eden Napoli'de tribünler, o günlerde yaşadığı şampiyonluk yarışı heyecanının yanında Arjantinli futbol efsanesinin tahtına göz diken starını izlemeye gelmişlerdi. O gün rakibe gol atmayı başaran Marek Hamsik, kulüp bünyesinde attığı gol sayısını 116'ya çıkartarak Diego Armando Maradona'nın 115 gollük rekorunu geride bıraktı. Tüm dünyada yankı uyandıran bu olay Maradona'nın tebriğini de beraberinde getirdi. Napoli efsanesi Marek Hamsik'i tebrik ediyorum. Umuyorum ki bu çılgın taraftarları unutulmaz gol sevinçleri yaşatmaya devam edersin. İtalyan futbolunda çoğu ülkede olmayan bir transfer kültürü var. Ülkenin büyük kulüplerinde ter döken bir yıldız, kariyerinin ilerleyen yıllarında bu kulübün ezeli rakiplerine forma giyebiliyor. Ve bu durum sıklıkla kendini tekrarlıyor. Yalnızca bazı özel isimler, Francesco Totti, Daniel De Rossi gibi oyuncular sergiledikleri futbolun yanında tek bir kulübe bağlılıklarıyla efsaneye dönüşebiliyor. Marek Hamsik de Napoli için bu efsanelerden biriydi. Marek Hamsik 2021-22 sezonundan itibaren Trabzonspor forması giyecek. Bordo Mavili ekip Hamsik'in futbol aşkı ve bağlılığıyla örtüşen bir kültür sunuyor. Tıpkı Napoli'de olduğu gibi Trabzon'da halk tek bir takımı destekliyor ve şartlar ne olursa olsun bu tutkudan vazgeçmiyor. Napoli'nin ikinci Diego'su Marek Hamsik, Trabzon'da ikinci Napoli'sini bulabilir mi? Türk futbolu gelecek sezondan itibaren bu heyecan verici birlikteliğe şahit olacak.